Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz e, videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1866-1868 yıllar arasındaki 2 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1868-1870 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1868 Darül Kamerayı şöyle yapalım. Hı. Darül Muallim minis biyanın açılması ee, yani öğretmen okulları köy öğretmen okulları bu dönemde açılıyor değerli dostlarım ve Mektebi Hiref ve sanayinin kurulması yani sanayi okulları kuruluyor sanayi Mektebi kuruluyor Tekrardan söyledik zaten 1868 tarihinde Adliye Bakanlığı kuruluyor. 1 Mart 1868. Ki günümüzde hala bu e, tarihi Adalet Bakanlığı'nın kuruluşu. Hatta Yargıtay'ın kuruluşu olarak kabul edilmektedir değerli dostlarım. 1 Nisan 1868. Şurayı Devlet'in teşekkülü yani bakanlar, günümüzdeki bakanlar kurulu bu dönemde kuruluyor ve Divane Ahkamı adliyenin Adliye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması. Yani e, Anayasa Mahkemesi'nin ayrı bir yürütme organı olarak ayrılması gerçekleşiyor değerli dostlarım. Günümüzdeki Anayasa Mahkemesi'nin. 8 Nisan 1869 2. Darül Fünun binasının inşasının tamamlanması. Darül Fünun üniversite demektir. İkinci üniversite yani İstanbul Teknik Üniversitesi bu dönemde yapılıyor ya da Boğaziçi Üniversitesi kesinlikle birinin olması lazım. Bu dönemde yapılıyor değerli dostlarım. Ve Darül Fünun Osmanlı'nın kurulması. Yani Osmanlı Eğitim Osmanlı Üniversite Genel Müdürü oluyor diyebiliriz biz bunu. 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati. Sultan Abdülaziz direni yoluyla Avrupa seyahatine, seyahatine çıkıyor değerli dostlarım. Bu da çok önemli bir olaydır. 1868'in hatta evet 68'in 1 Eylül'ü Mektebi Sultaniye'nin kurulması. Yani günümüzdeki Galatasaray Lisesi bu dönemde kuruluyor değerli dostlarım. 2 Eylül 1869 Marif Umumiye Nezaret Nizamlanması ile ilk orta tedrisatın düzenlenmesi. Bu sayede ilk öğretimde ve orta öğretimde kimlerin okuyabileceği, nasıl okuyabileceği, hangi kuralların geçerli olabileceği gibi birçok konu ve hakkında karar alınıyor değerli dostlarım. 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü gerçekleşiyor. 1869'un 13 Ekim'i e, İmparatoriçe Eugüne İstanbul'a geliyor değerli dostlarım. 1869 İsviçre kanalı açılıyor. Yine 1869 Osmanlı ordusunun Nizamiye, Redif ve Muhafaza diye. Osmanlı ordusunun Nizamiye, Redif ve Mustafa diye olarak üst bölüm gerçekleşiyor değerli dostlarım. 1869 tarihinde ilk modern anayasa Osmanlı Devleti'ndeki Osmanlı Devleti'ndeki ilk modern anayasa olan Mecelle-i Ahkam Adliye'nin ilk kitabı, ilk metni kabul ediliyor değerli dostlarım. 1869 tarihinde Mektebi Harbiye yani Genelkurmay Başkanı daha içerisinde bir baytar sınıfı açılıyor. 1869'un ekiminde Darül Fünun Osmanlı'da talebe kaydına. Yani İslam e, Osmanlı Üniversitesi de Darülfünun dediğine göre ya Boğaziçi ya İstanbul Teknik Üniversitesi ikisinden biri. Ama İstanbul Üniversitesi de dostlarım bu e, bina. Günümüzdeki İstanbul Üniversitesi. Darülfünun Osmanlı'yı da talebe kaydına başlanıyor. 1870 tarihinde müstakil Bulgar Kilisesi'nin kurulması ve yani Bulgarların kendilerine ait özerk bir kilisesi oluyor ve Bulgarların Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları. 1870 tarihinde Fransa'nın Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması. 1870 tarihinde Cenab-ı doğuyor. Batılı tarzı ilk roman hikaye türünde Ahmet Mithat Efendi'nin Suizam Esaret adlı kitabı yazılıyor. Mühendishanenin yani başka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi gerçekleşiyor. Yani mühendishane buraya sasanıyor. Sıbiyan Mekteplerinin ıslahı ve iptiyadi adı altında yeni mekteplerin açılması. Ee, daha Osmaniye'yi teşkil eden suba, e, subeler arasında ilmi ilim e, hukuk ilmi hukuk subesinin de yer alması, tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması gibi birçok olay gerçekleşiyor değerli dostlar. Şimdi değerli dostlar ee, şöyle bir durum var. Ee, Osmanlı Devleti artık bu dönemde Kırım Savaşı'ndan sonra artık şöyle bir politikaya geliyor. Biz savaşmayalım ekonomimizi, kültürümüzü, sanatımızı, ticaretimizi geliştirelim. Ve bu geliştirdiğimiz şeyler sayesinde o batı ile rekabet edelim. Yani savaşmayalım, mecbur kalmayacakça elimizdeki şeyler geliştirerek batı ile rekabete eski güçlü devleti, imparatorluğu yeniden kurmaya devam edelim. Yani kurmaya çalışalım diyorlar. Lakin bu da başarısız oluyor. Ne zamana kadar başarısız oluyor? Aslında gayet başarılı gidiyor. Yani Sultan Abdül II. Mahmut'tan son algısı gayet başarılı. Lakin 1909 tarihinde e, Sultan e, e, 2. yani bir adam hakkında birçok şey olduğu için mesela bir, bazıları Ulu Hakan diyor bazıları Kızıl Sultan diyor ki bize göre Ulu Hakan'dır. İsteyen Kızıl Sultan diyebilir. Biz onlara sen kimin çocuğusun diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü kimin çocuğu belli değil. Yani Sultan Abdülaziz'e, hatta düzeltiyorum Abdülhamit'e, ikinci Abdülhamit'e, Kızıl Sultan diyenlerin babalarını sormuyoruz. Neden sormuyoruz? Sorabiliriz aslında. Ama niye sormayalım? Çünkü onların kimin çocukları oldukları belli değil arkadaşlar. Yani babası öyle olmayan bir adama da babasını sormayın. Bir zahmet. Onun gibi Kızıl Sultan Abdülhamit'e de Kızıl Sultan diyen adama Geri de sen kimin çocuğusun demeyin. Bu kadar net. Çünkü o hem o rencide olur hem siz rencide olursunuz. Böyle bir durumda. Şimdi dostlar Sultan Abdülhamit'in e, 1909 yılında tahttan indirilmesinden sonra Osmanlı Devleti birçok savaşa giriyor. Bakın Nutuk'ta neyse ona sonra da inelim. ve Balkan yani birinci Balkan, ikinci Balkan Tarabluskarp, Birinci Dünya Savaşı, ardından hemen Kurtuluş Savaşı derken yeni devlet yıkılıyor 14 yıl içerisinde. Yani eski devlet yıkılıyor 14 yıl içerisinde ve yeni bir devlet kuruluyor dostlar. Yani dostlar şöyle bir şey vardır. Bakın Sultan Abdülhamit Han, yani biz ne kadar eleştirecek ne kadar seversek sevelim, çok büyük bir adam, çok muntazam bir adam. Ki bakın Sultan Abdülhamit Han'ın kendi döneminde kaybettiği bir metrekare toprak gösteremezsiniz. Sultan Abdülhamit Han'ın, bakın bir de altını çiziyorum. Sultan Abdülhamit Han'ın kendi hatasıyla, kendi döneminde kaybettiği bir avuç toprak dahi gösteremezsiniz. Sultan Abdülhamit Han'ın zamanında kaybedilen toprakların tamamı. Birinci, ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde meclis e, olduğu, meclis, meclisin olduğu zamanlarda ya e, kaybedilen topraklardır. Sultan Abdülhamit Han o kadar büyük bir dehadır ki kendi izni, e, kendi saltanasında meclisin olmadığı dönemde bir metrekare dahi toprak kaybetmemiş çok muntazam, çok e, önemli bir şahsiyettir. O önemli şahsiyeti de ...abuk sabuk bir şekilde e, işte Kızıl Sultan, e, işte bilmem su bu şeklinde tanımlayanlara da lütfen onların babasının adını sormayın. Ya da senin baban kim diye sormayın. Çünkü babaların adlarını bilemeyiz durumda olan insanlardır. Dostlar şimdi Sultan ikinci Mahmud'a e biz basılaşmaya basıladık. 2. Mahmud bitti, bitti, Abdülhamid bitti, Abdülhamit bitti. Osmanlılar artık katılaşamıyor. Ee, yani Batılı lastiğinden yeterli derecede verimi alamıyor. Ve Osmanlı Devleti artık Mehmet, iki Mehmet döneminde, iki Mehmet derim ama bunların Yani beşinci yeri altında Mehmet oldukları için ikisinde bir Mehmet diyebilir aslında. Ve iki Mehmet döneminde Osmanlı Devleti yıkılıyor. Peki dostlar şimdi nutuk okuduğunuz zaman Nutuk'ta şöyle bir şey var işte. Hain Vahdettin. E işte efendim mesela başka bir şey var Vahdettin'le ilgili. Ve Nutuk'ta Sultan Rısat'la ilgili pek bir cümle yok da az bir cümle var. Dostlar, evet bakın toprak kaybedebilirsiniz. Evet, bu da gayet yani. Hep toprak kazanalım, hep işte şu kaleye girelim, bu kaleye girelim, efendim şu toprağı alalım, bu toprağı alalım. işte şurayı fethedelim, burayı fethedelim, işte efendim dünyaya korku alalım. Yok arkadaş böyle bir şey bakın, yok böyle bir şey. Her insan gibi, her ins yani bir insan gibi bir devlet de vardır. Her insan bir devlettir. Her devlet bir insan gibi hastalanabilir, yani önce bakın önce doğar. 1302. Ardından gelişmeye başlar ve hafif bir şekilde ergenlik dönemine girer. 1389. Ardından büyür ve kelli felli çok güçlü, kelli felli bir adam olur. Artık insanlar ona saygı duymaya başlar. 30'lar, Tarihte Osmanlı için konuşacak olursak 1453 hatta 51'den başlayarak metotonun kadar. Sonra yavaş yavaş olgunluk kazanmaya başlar. Ve artık yaslanmıştır yani ölmez. Ayasıl genisidir, 60'tır, 70'tir ama artık yaslanmıştır bu adam. 1536 ee, 1909 arası hatta 1536 1909 arası benim kendi tarihi açıma göre. Ve artık bu adam ölme yani yakın kadar her an ölebilir. 1909 1923 arası değerli dostlar. Dostlar bakın Osmanlı Devleti de bir insan gibidir. Yavaş yavaş büyüdü gelişti ve yıkılıp gidecek. ilerleyen İlerleyen videolarımızda. Bakın e, Osmanlı Devleti'ni ele alırken lütfen ama lütfen. Tarafsız kaynaklardan ele alın. Yani tarafsız kaynak tarihi e, incelemesinde çok önemlidir. Bunu belirtelim. İkinci Mehmet'ten Sultan e, Mehmet Reset'e kadar. Mehmet Reset dahil değil. İkinci Mehmet dahil bütün padişahlar o, o aradaki bütün padişahlar hep batılılaşma içerisinde girişmiş ve mümkün e, daha doğrusu zorunlu olmayacak da olmayacak an, hiçbir savaşa girişmemiş e, eldeki imkanları koruma geliştirme ve tabii ki devletin e, devamını sağlama arayışı içerisine girişmişlerdir. Peki Osmanlı Devleti nasıl yıkıldı? Osmanlı Devleti dediğimiz yapı Osmanlı Devleti dediğimiz yapı e, 1909-1923 arasındaki 14 yılda çok feci bir şekilde yıkıldı. Böyle yıkıldı ki şu anda Osmanlı Devleti'nin eski yönetici kurulunda hiçbirinde maalesef huzur ve asayiş yok. Ama Osmanlı Devleti'nde buralar hep huzur ve asayiş içerisinde yaşamışlardı. Mesela bakın e, Yahudiler hep barış içerisinde yaşıyorlar Osmanlı Devleti'nin önünde. Çünkü Osmanlı Devleti çok muntazam, çok... E, güçlü bir yapı kurarak devletinin devamına 621 yıl boyunca devam edilebilmiş çok büyük bir devlettir değerli dostlar. O zaman gelin videomuzun kapanışını yapalım. Kıymetli dostlar, kıymetli, kıymetli, dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1868-1870 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini elimizden geldiği döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Osmanlı Devleti'nde 1870-1873 e, yılları arası meydana gelen gelişmeler ve olaylar olacaktır. Bir diğer videomuzda bu üç yılı elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Ve özellikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni videolarımızda yeni içeriklerimizle görüşmek üzere. Amacımız Osmanlı tarihini en iyi şekilde anlatmaktır. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Yeni videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.